Herkese merhaba, Aliyem'i ben. Bu videoda sizlere sahip olduğunuz en değerli şeylerden bir tanesi olan zamanınızı nasıl ölçebilirsiniz, neye ne kadar zaman harcadığınızı nasıl ölçebilirsiniz, zamanınızı nasıl verimli bir şekilde kullanabilirsiniz, bunu anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir kullandığım bir web sitesi var, ücretsiz kullandığım. Şimdi gelin bilgisayar ekranına geçelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, kullandığım sitenin adı toggle.com. Normalde sadece şu track olayı, zamanı ölçme olayı vardı. Düz toggle diye geçiyordu. Sonra işte toggle plan'ı eklediler, toggle hire'ı eklediler. İşte toggle track diye de değiştirdiler bunu. Aşağıya bir link vereceğim sizlere. toggle.com/track/signup sitesine gittiğinizde kayıt olma geliyor. Şuradan şunu işaretleyip mail adresiyle kaydol diyorsunuz. Mail adresinizi giriyorsunuz, şifre belirliyorsunuz ve kayıt ol diyorsunuz. Bunun normalde ücretli planları da var. Ücretsiz planla bile çok fazlasıyla benim işimi görüyor mesela. Ki aşağıda da belirtiyor mesela. Kayıt olduğunuzda ilk 30 gün boyunca premium özelliklerden yararlanacaksınız. Dediğim gibi kayıt olduktan sonra bir işte burada pop-up çıkıyor. İşte bir rehber var. Bunu görmek ister misiniz? Rehbere tıkladığınızda şöyle 6 adımlık bir şey çıkıyor gördüğünüz üzere. Mesela burada what are you working on? Yani ne üstüne çalışıyorsunuz diyor. Burada da açıklamış. İşte ne üstüne çalıştığı aktivitenizi belirleyin diye. Mesela deneme diyelim. Diyelim ki. Sonrasında diyor ki and start tracking. Burada başlattığınızda bakın zamanı ölçmeye başladı. Ardından projeler ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada şimdi bunları ben nasıl kullandığımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Rehberi göstermeye çalışıyorum. Sonra etiketler ekleyebiliyorsunuz. İşte 5. olarak ödenebilir yapın diyor. Bu premium özellik de var ama. Geçelim ve stop timer dediğinizde de duruyor. Şimdi ben bunu nasıl kullandığımı göstereyim. Maybe later diyelim şunu. Şimdi bakın benim projeler var. Bakın ben projeleri, etiketleri ve şu aşamayı kullanıyorum. Mesela diyelim ki ben bir öğrenciyim ve yaptığım birçok aktivite var. İşte okula gidiyorum, bir müzik aleti çalıyorum diyelim ki gitar, spor yapıyorum. Bunlar, bu tür şeyler için ben projeler oluşturuyorum. Diyelim ki işte okul diyelim. Buradan proje oluştur diyelim. Renklerini değiştirebiliyorsunuz bu arada bu projelerin. Sonrasında bir başka proje oluştur diyelim. Ve spor diyelim ki mesela. Bu şekilde kalsın. Okul spor. Mesela ben YouTube içerik üretme için ayrı bir proje oluşturdum. Kendi kullandığım çalışma alanında. Sonra bir de etiketler var. Mesela matematik dersine çalışıyorum ben. Derslere. Matematik. İşte fizik. Yanlış yazdım ama edit diyelim. Fizik. Ya da işte sporda işte ben bisiklet sürüyorum mesela. İşte basketbol oynuyorum diyelim ki. Mesela etiketler ekledim. Şimdi timer kısmında da bakın. Şunu geç diyelim. Geç diyelim. Bakın mesela ben atıyorum matematikte işte fonksiyonlar çalışma diyorum mesela. Fonksiyonlar çalışma. Ardından buradan projeyi seçiyorum. Okulla ilgili. Ve ardından etiket olarak da matematiği seçiyorum. Ve başlat dediğimde çalışmaya başlamadan önce bunu başlatıyorum. Durdur dediğimde de duruyor bakın. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Burada ben reports kısmına geldiğimde yani raporlar kısmına geldiğimde neyi, ne kadar, ne zaman, hangi gün ne harcadığımı görebiliyorum. Mesela buradan filtreler var. Etikette merak ediyorum. Bu hafta ne kadar matematik çalışmışım ben mesela. Ya da mesela diyorum ki ben bu hafta ne kadar basketbol oynamışım. Ya da mesela diyorum ki projeler kısmına geleyim. Ben bu hafta ne kadar zamanımı okula harcadım. Bunları da proje olarak oluşturmuştum. Tıkladığımda mesela bakın ne hangi projeye ne kadar zaman harcadığımı gösteriyor. Tabii burada az tuttuğumuz track sayısı az olduğu için pek bir data göstermiyor aslında. Mesela ben nasıl kullanıyorum? Göstereyim. Mesela atıyorum YouTube içerik üretme diye bir proje oluşturuyorum mesela. Timer kısmında da hangi videonun üstüne çalışıyorsam mesela video ismi diyorum. Ve çalıştığım videonun ismini proje kısmından da mesela YouTube içerik üretmeyi tercih ediyorum. Sonrasında mesela başlat diyorum. Zamanı ben bu şekilde ölçüyorum. Ya da mesela bir başka örnek vereyim. Yine benim kullandığım kendi çalışma alanında. Mesela kitap okuma diye proje oluşturdum ben kendi çalışma alanında. Rengini buradan değiştirebiliyorsunuz bu arada. Şunu yapalım. Proje oluştur dedim.
Etiketler bölümünü de şöyle Türkçe kitap ve İngilizce kitap diye şey yaptım. Ve mesela yaparken de atıyorum okuduğum kitabın ismini giriyorum. Relentless Tim Grover. Sonra buradan projeyi seçiyorum. Kitap okuma. Ve mesela buradan etiketi seçiyorum. İngilizce kitap. Başlat diyorum artık ne kadar okuduysam. Bir de mesela başlatmak ya da bitirmek aklınıza geç geldi ama 30 dakika okuduğunuzu biliyorsunuz. Şuradan mesela ayarlayıp diyelim ki 30 yapıp bir dakika 30 yapıp durdurursanız bakın gördüğünüz üzere 30 dakika işlemiş oluyor. Etiket burada gözüküyor İngilizce kitap okuma. Ayrıca mesela diyelim ki yanlışını yaptınız buradan değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde şuradakine de bir şeyler yazıyı ekleyebiliyorsunuz buralara da. Çok çok yararlı bir uygulama. Özellikle şu raporlar kısmını doğru kullandıkça kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Ayrıca bunun çok güzel bir eklentisi de var. Toggle Track Extension yazdığınız mı zaten Google Chrome web mağazasından çıkıyor. Bunu da linkine eklerim. Bunun en güzel yanı şu. Mesela bakın bir projeyi başlatırken gidip gelip siteye girmek yerine yaptığım tek şey şuna tıklıyorum. Bakın burada son en son olanlar var. Burada ne üstüne çalışıyorsam ya da neye devam ediyorsam tıklayıp devam edebiliyorum mesela. Bakın burada da hemen otomatik geliyor. Durdurduğumda da otomatik duruyor. Hatta mesela bazen videoları çekerken siz de benim bu uzantı panelimde şu şekilde morlu olduğunu görebilirsiniz. Ben de çünkü bu eklentiyi de kullanıyorum. Çok çok yararlı bir eklenti. Mutlaka bu sitenin yanında bu eklentiyi de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.